Peki bu nefis bu kadar bir varlık, böylesi bir varlık, böylesi bir güç, böylesi bizim üzerimizde bir tahakkümü var. Buna karşı savaş işte İmam Rabbani buyuruyor ki Vel maksud min bi'isati'l enbiya aleyhimussalatu vesselam el hikmetu fi't tekalifi'l şer'i ve ta'cizu hadi'n nefs'in marra ve takribiha. Bu Peygamberlerin gönderilmesinin, peygamberlerin gönderilmesinin, şeriatın işte bir takım mükellefiyetlerle gelmesinin yegane sebebi nefsi tabiri caizse ezmek, onun kafasını ezmek, yok etmektir. Bu. Çünkü çok ağır gelir. Yani düşünsenize şu dünya hayatında bir takım ee, yani namazlar öyle kötü insanların kötülüklerine, öyle efendim sinsi insanların planlarına engel oluyor ki aslında. Müslümanlar içerisinde de yani kıldığı namaz sayesinde birçok kötülükten uzaklaşıyor insan. Farkında değil. Farkında değiliz. Normalde benim şerrimden Allah her gözü korusun diyen adamlar vardır yani. Tamam mı? Hakikaten çok sinirli, agresif, efendime söyleyeyim bir takım insanlar. Şimdi buyuruyor ki işte burada. وَقَدْ وَرَدَتِ الشَّرَائِ عَلِرَ فِي nefsani. Şeriat geldi niye? Nefsin bu isteklerini kaldırmak için. Nefsi tabiri caizse ezmek için. Ne dedi ona? Namaz. Beş vakit dedi namaz kılacaksın, secdeye gideceksin. Aslında ne kadar zor bir şey biliyor musunuz? kolay bir iş değil. Ya bugün insanlar namaz kılıyor. Biz kılıyoruz. Tabii hakkını veriyoruz, veremiyoruz. Ayıp olsun ama bunu basite almayın ha. Namaz kıldığı için Allah'a gece gündüz bir adam şükretse yine tam anlamıyla bunu icra edemez. Ne demek Allah'a karşı secde edebilmek? Ne demek onun huzurunda rükûya gidebilmek? Bu muhteşem bir şey. Bu herkese nasip olmaz. O inne hale kebiratun illa Ne dedik? اَلَّذ۪ينَ يَضُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا Kuşu sahibi kim onlarda? Allah'la karşılaşacaklarını bilenler. Tam anlamıyla buna iman etmiş olanlar. Sen şimdi böyle düşündüğün zaman da secdeye gittiğinde سُبْحَانَ Rabbiyal Aala, En yüce olan Rabbimi tenzih ederim. En yüce olan Rabbimi tenzih ederim. En yüce olan Rabbimi tenzih ederim. Derken her söyleyi işte nefsin başına bir tokmak indiriyorsun. Üçte kalma dört, beş devam et. Her söyleyi işte nefsin başına bir tokmak işte bu nefsi ezmeye yarayan bir eylemdir. Günde beş vakit namaz kılmayan, kalbim temizdi vesaire. Kalbin temiz. Şöyle ufaktan bir sana laf sokalım bakalım ne oluyor hemen. Hemen o kalbi temiz olan insan bir anda karşı tarafa hakarete veya kendini savunmaya başlıyor. Anlatabildim mi?